Kurtlar Vadisi'ne sizin Palar rolüne seçilmeniz nasıl bir süreçti? Orada kast direktörü Erdem Ergüney miydi bilmiyorum ama öyle diye Evet, hatırlıyorum. Erdem diyor. Evet, Erdem. İşte o mu seçti yoksa nasıl bir seçim oldu? Nasıl oldu o süreç? Ya şimdi ben Kurtlar Vadisi'nden bana bu teklif geldiğinde şeydeydim ben. Ayvalık'ta Kurşun Yarası diye bir dizi çekiliyordu. Mardin'in oynadığı Kurşun Yarası. Aynen öyle. Aynen. Evet. Berdan Mardin'e, Nur Sürer, bayağı bir kadro, iyi bir kadro vardı orada. Orada oynuyordum ben. Gerçek Orada da sahalar böyle vardı. evet. Evet. Küçük bir rolüm vardı. Evet. İşte Ayvalık'a gidip geliyorduk. O arada teklif geldi. Fakat o Ayvalık'taki Kurşun Yarası'nda da bir dönem filmi olduğu için böyle bıyıklarımızı şey yap, uzatmıştık. Böyle bıyıkları kıvırıyorduk. Öyle bir şey geldi. Dönem filmi olduğu için de öyle bir böyle bıyıkları uzatmıştık. Bu arada da yönetmenimiz şeydi, Sadullah Celendi, Kurşun Yarası'nın yönetmeni. Ben onunla paylaştım. Sağ olsun o şey dedi. Abi dedi, Kurtlar Vadisi'nde teklif geldi dedim. Ben seni burada idare ederim dedi. Sen görüşmeye git abi dedi. İyi bir iş o dedi. Ben o arada gittim görüşmeye. İşte böyle bir yaklaşık 20-30 tane oyuncuyla görüşmüşler. İşte pala karakterini bulamıyorlar. Ben de işte o Kurşun Yarası'ndan dolayı bıyık pala olduğu için, uzun olduğu için gittim, senaristlerle görüştüm. Bu karakter analizi yapan insanlarla işte bir araya geldik. Bıyıkları şöyle bir pala karakterini anımsatacak şekilde taradım. Abi dediler, pala karakteri bu. Tamam dediler, biz palayı bulduk. Çünkü bıyıklar şöyle ön taraftaydı. Yani bıyıkları ben şöyle bir böyle bir ben karakteri çaktığım için şöyle bir kendimden de iğrendim, böyle bir baktım. Aa dedim, bu pala, evet. Oradaki bu işlerle ilgilenen arkadaşlar da bunu görünce abi dediler, tamam biz karakteri bulduk. Böyle gelişti yani birdenbire. Karakterin adı gerçekten Pala mıydı yoksa hani sizden de bir şey alarak mı yola çıkıldı? Karakterin adı Yok, bizden hiçbir şey Pala'ydı, alın. Hayır, bizden hiçbir şey alınmıyordu. Yani o değil konuda çok şeydi. Çok böyle keskin çizgileri vardı. Senaryoya bir şey ekleyemiyorsun. Kendi yorumunu ekleyemiyorsun. Direkt gözlüklü Pala diye bir karakter geldi karşımıza.